Selamlar, selamlar. Ne haber? Herkes iyi mi? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolundadır umarım herkes için. Beni sorarsanız işte toparlanıyoruz yavaş yavaş. Şu hayatımızdaki böyle kaygan şeyleri biraz ortadan kaldırıyoruz. Neler var yeni? Aslında bu ara çok yeni bir şey yok. Bir takım işler vardı, onları bitirdim. Şu ara biraz rahatım. Gelecek ayda bir tatile gideyim diyorum artık. Şöyle bir havuz filan, anlıyor musun? Böyle bir takılayım biraz. İçmece filan. Şimdi bu arada şöyle bir gelişme oldu. Bizim Erkan var burada, benim asistanım. O bir Discord kanalı açmış. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hatta ekrana da koyacaktır muhtemelen. Oradan da ben ne yapılacağını bilmesem de, bak Discord'da ben ne yapıldığını hiç bilmiyorum. Herhangi bir bilgim yok. Ama orada da hani bir şey yapacakmışız. Ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Ya, bilmiyorum yani. Yani erotik bir şeyler falan belki. Ne bileyim, aklıma gelmiyor şu anda. Bunun dışında ne var? Bunun dışında pek bir şey yok açıkçası ya. Yani hayat, sıcaklarla mücadele, saçma sapan psikologlarla mücadele. Ondan sonra adam ilaç vermiş. Kalbime dokunabilecek bir ilacı vermiş bana. Ben kalp hastasıyım biliyorsunuz. Bakmadığı için filan. Bir de sabah utanmadan randevuya gelecek misiniz diye arıyor. Psikiyatrist arkadaş anaokulunu bitirdiyse dedim, geleyim randevunuza. Neyse, ismi lazım değil. Bu Ankara'da bayağı büyük bir yer bu arada. Söyleyeyim yani. Neyse, böyle şeylere çok takılmayalım. Bugünkü video böyle çok uzun filan bir video olmayacak. Bugün tipsler ve trikler var. Yani bir takım böyle ufak tefek bir şeyler göstereceğim sana. Bunlardan iki tanesi SSL ile ilgili. SSL plugin ile yapacağız. Kompresör ile ilgili bir durum var. Bir üçüncüsü de çok duyuyorum. Bu özellikle şey kayıtlarda, mikserde gate kullanıyorsanız o gate'ler bayağı bir işi bozuyor filan. İşte snare'den gelen bir, böyle alttan gelen bir spili, adı nedir, böyle hani çok yoğun gelen hi-hat'i mesela snare'e karışmış filan. Onu bir kesmeyi dinleyeceğiz. Yavaş yavaş geçelim videoya, yani çok söyleyecek bir şeyim yok. Bu arada sponsorlarımızdan geçen videoda bahsetmemişim. Tabii ki Akalım Müzik, tabii ki Sync Master, tabii ki Noise Ash. Bunlarla olan birlikteliğimiz hala devam ediyor. Akalım Müzik üzerinden yapacağınız alışverişlerde direkt benimle irtibata geçebilirsiniz. Çünkü gereken neyse, hani orada ufak tefek böyle mix kafası indirimleri bilmem neler, bunları kaçırmayın. Yani ben direkt araya girip bazı güzellikler yaptırabilirim size. Ama tabii öyle çok acayip şeyler beklemeyin. 500 bin liralık ürünü 500 liraya alamıyoruz. Onlar da ticarethane yani sonuç olarak. Ama hani gene de sizi birazcık daha rahatlatacak. Hele şu dolarda. Bak, bu dolardaki dolar yakıyor yakıyor. Dışarıdan daha sıcak şu anda doların durumu. Sizi rahatlatacak bir iki bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani o konuda benimle irtibata geçebilirsiniz DM üzerinden. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bu Instagram'da yeni bir şey çıkmış. Instagram'ın neydi lan o? Böyle Twitter'a benzeyen bir şey. Oraya da bir hesap açtım kendi adıma. Ve oraya da beklerim. Onun da linkini herhalde Erkan koyar şimdi. Benim de şimdi aklıma geldi. Ama abi ne olur Discord açalım falan diyen arkadaşlar vardı. Ne olduğunu bilmediğim Discord'u açtım en sonunda. Neyse, geçelim videoya. Evet, şimdi ilk önce bugünkü videoda gene Studio One'da çalışıyoruz. Çok basit, çünkü çok böyle pluginlerimiz var. Her kanalda bir tane aynı pluginden göreceksiniz aşağı yukarı. Ben bugünkü videoda Universal Audio'nun SSL E kanalını kullanacağım. Ama siz herhangi bir SSL channel strip'le bu dediğimi yapabilirsiniz. İlk önce şöyle elimizde basit bir vokal var. Şimdi vokallerde genelde şöyle bir sorun yaşıyorsunuz. Vokali kompres ederken vokalin dinamiklerine göre şimdi ne oluyor? Çok bağırdığı yerde böyle oluyor. Çok düşük söylediği yerde böyle oluyor filan ya. Şimdi bunları belli bir leveling'de tutmak gerekiyor genelde. Ha, tek başına bu yetecek mi? Belki yetmeyebilir ama işinizi oldukça fazla göreceğini düşünüyorum. Bu arada bunları da internette başka bir videodan arakladım. Yani herif gösterince ulan ben zaten bunu yapıyordum, anlatayım diye arakladım. Bak, kendime de şey çıkarttım yani. Hani yapıyordum ama hani o da yapmış, ben de yapayım filan gibi. Yalan dolan yani. Dinamik aralığı kontrol altında tutmak zorundayız çoğu zaman. Bazı vokaller biliyorsun çok dinamik. Yani bir bağırıyor burada, bir düşüyor burada. Yani şurada. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden de hani bunları belli bir homojen duruma sokup dinleyiciye daha rahat dinlettirmemiz açısından kompresör kullanıyoruz. Çok basit bir tane SSL plugin'i koydum. Şimdi vokali bir baştan aşağı dinleyelim, bakalım ne oluyor.
Ainda sinto o Ne calor no calan meu bu? Portekizce coração. galiba. Fora neve cai cada floco como uma emoção. Esse paraíso Feryal patlıyormuş perdido bu arada. Haberim me yok bundan. parece inacessível. Ainda sinto o calor no meu coração. Fora neve cai cada floco como uma emoção. Esse paraíso Evet, perdido. böyle bir vokal var elimizde. İlk yapacağımız şey SSL Channel Strip'i, E Channel Strip'i açtım ben. Şu anda kompresörümü aktif ettim. Arkasından ilk yapacağım şey trash olduğumu eksi 20 dB'ye çekiyorum. Bak, acımasızca çekiyorum. Release time'ımı aynen böyle bırakıyorum. Buradaki ana nokta ratio, tamam mı? Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Bu ratio'nun bu ayarladığımız ratio ile böyle eksi 6 dB civarında basmasını sağlayacağız kompresörün. Böylece daha yumuşayacak, daha kendine gelecek gibi olacak. Hadi bakalım deneyelim. Ainda sinto o calor no meu coração. Fora neve Buraya cai, dikkat cada edin. floco como uma emoção. Esse paraíso perdido me parece inacessível. Ainda sinto Hiçbir o ayar yapmıyorum, calor no farkındaysan. meu coração. Fora neve cai, cada floco como uma emoção. Esse Şimdi paraíso. burada bir şey dikkatimi çekti. Solist birazcık P'lerini patlattığı için o P'lerin tam olarak şu anda nerede olduğunu bilmiyorum ama kompresörümü pre-dynamic section'a alıyorum. Pardon, burada filtreler ayrıymış. Pre-dynamic yapıyorum. Ve filtrelerden birazcık low-cut, high-pass filtre yapıyorum. Perdido me parece Böylece o inacessível. P'lerde kompresörün daha fazla etkilemesini engelleyeceğim. Bir daha dinleyelim. Şimdi önce kapalı. Ainda Şu anda sinto plugin o kapalı. calor no meu coração. Fora neve cai, cada floco como uma emoção. Esse paraíso perdido me parece inacessível. Açıyorum. Ainda sinto o calor no meu coração. Yani Fora 6, neve eksi 6 cai, dB'yi cada geçmeyecek floco şekilde como uma ayarlıyorum. emoção. Bak, Esse çok daha paraíso P'ler perdido hariç, gene me P'ler patlıyor. parece Son inacessível. derece level'lı geliyor şu Ainda anda. Çok daha başarılı. Hiçbir sinto o şey yapmadım, hiçbir ayar calor yok. no meu Bütün yapacağımız bu. coração. Fora neve Bir daha cai. anlatayım. Ratio sıfırda. Ratio, evet, trash olduğumuzu 20 eksi 20 dB alıyoruz. Tamam mı? Ben bu şeye özel pre-dynamic yaptım. Yani filtrelerim, high pass ve low pass filtrem kompresörden önce çalışacak. Böylece o hani fazlalık olan rumble'ları, o bas sesleri falan kesip kompresörü de yanlış çalıştırmamak istiyorum. Derdim bu. Açtım onu da. Ne yapıyorum? Cada floco como uma Sadece emoção. ratio ile Esse paraíso perdido me parece inacessível. Ainda sinto o calor no meu coração. Fora neve cai, cada floco como uma yani emoção. çok basit ama çok efektif bir yöntem bu. Mesela bunu sadece bununla mı kullanabilirsin? Hayır, bunu gitarda da kullanabilirsin. Yaylıda da kullanabilirsin veya herhangi benzeri bir enstrümanın varsa kullanabilirsin. Çok çabuk şekilde sonuca ulaşmak açısından bence bu önemli. Şimdi gene SSL ile ilgili başka bir şey anlatacağım. Bunda mesela bir tane kick loop'umuz var. Pluginimiz. Ha. Burada. Evet, gene aynı ayarlar söz konusu. Kick'te kullanacağım bunu. Şimdi burada equalizer'ımı da pre-dynamic yapıyorum. Tamam mı? Gene filtrelerimi de pre-dynamic yapıyorum. Yani kompresörden önce gelecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle gene rumble olabilecek kick'te 30 civarlarını, 30 Hz civarlarını biraz kesiyorum. Bakalım dinleyelim şu kiki. Ne buyuruyor sevgili kikimiz? Elinde böyle bir şey var. Gene aynı ayak. Şimdi gene trash olduğumu 20'ye çekiyorum. Kompresörümü açıyorum. Özellikle atakları dinlemenizi istiyorum burada. Şimdi yavaş yavaş arttıracağım. Duyuyor musun farkı? Atak nasıl geldi?
Kapatıyorum. Hem attack geldi hem de daha kontrollü geliyor şu anda. Bak şu anda açık. Kapatıyorum. Asıl deminkinden herhangi bir fark yok. Sadece bunda equalizer'ımı da pre-dynamic yaptım. Neden yaptım? Çünkü burada bir equalizer işlemi yapacaksam eğer, hani onu da kompresörden önce yapmak istiyorum. Mesela biraz şöyle 60'lara bas verebilirim. Duyuyor musun? Kapatıyorum şimdi tekrar. Böyleydi. Böyle oldu. Farkındaysan gene -6 dB civarında basıyorum. Böylece her şey hem kontrol altında hem tonal kalitesi de değişiyor. Yani atak time'da ataklar ortaya çıkıyor ki bu çok güzel bir özellik bence. Tekrar kapatıyorum. Bu arada pervaneyi açık unutmuşum. Biraz dırıldı duyacaksınız. Tekrar açıyorum. Evet. Gelelim 3. loop'umuza. Bu da bir snare loop'u. Gene aynı şey. Gene aynısını yapacağım. Değişen hiçbir şey yok. Hatta direkt şunu şuraya kopyalarsam eğer belki. Plugin kapalı dinleyelim ilk önce. Dinleyemedik lan. Böyle bir snare var elinde. Gene aynı ayarlarla kompresörü verdim. Duyuyor musun? Hatta bir tık daha basabiliriz. Kapatıyorum. Böyleydi. Buraya geldik. Görüyor musun? Şu equalizer'ı da kapatıyorum. Kapalı. Açık. Gördüğün gibi bayağı bir işe yarıyor yani. Evet. Bu örnek de tamamdır. Şimdi gelelim şu saçma sapan snare'den spill yaptığı zaman başımıza gelen o hi-hatlerin iğrenç tıslaması, fıslaması falan gibi şeyler var ya. Onları gate kullanmadan nasıl keseceğiz? Bir yere kadar kesebileceğiz tabii bunları. Şimdi öncelikle elimizde şöyle bir tane kanal var, tamam mı? Bunu ben canlı duyduğun gibi bütün hi-hat, my-hat ne var ne yok her şey ortada. Evet. İlk yapacağın şey, ben burada yapmışım zaten. Bu kanalı duplicate edeceksin. Birebir başka bir kanala bir tane daha bundan koyacaksın. Ben burada duplicate etmişim. Burada duplicate disk görünüyor. Ardından bu kanala bir tane kompresör açıyorum. Basit stock pluginlerden mesela neydi bu firmadan? Prisonus'un kompresörünü açtım. Şu anda bak hiçbir şey hissetmeyeceksin. Şimdi basit bir şey yapacağım size. Evet, ne yaptım? Fazı çevirdim. Kompresörü açtığım kanalda fazı çevirdim. Gördüğün gibi hi-hat, minimum artificial snare kanalından gelen şey oldukça azaldı. Şimdi kanalı kapatıyorum. Bu bizim orijinalimiz. İşlemi yaptıktan sonraki hali. Kompresör ayarlarına gelecek olursak attack 17 milisaniye gibi kullanmışım. İşte release'i 120 milisaniye kullanmışım.
Trash oldum 35-20'de. Yani sen onu kendi elindeki materyale göre ayarlamak durumundasın tabii. Ratio da böyle 6'ya 1 falan gibi böyle. Yani bunu tek başına dediğin zaman şöyle bir sound geliyor bak. Zaten buradaki amaç oradaki snare'i bu kanaldaki snare'i reduce edip zilleri öne çıkartmak. Ki zilleri kesebilelim faz döndürdüğümüz zaman. Yani bu kompresörlü kanal bu şekilde. Tekrar kapatıyorum şeyi. Her şey burada yani. Ne ararsan var Allah'ın izniyle. Şu anda açtım. Ya bunlar çok basit şeyler. Çok böyle hani pratik hemen uygulayabileceğiniz şeyler. O yüzden hani bunları bugün böyle bir seri şekilde üçünü bir arada anlatayım dedim. Yani bunları kısa video falan da yapabilirdim ama istemedim. Yani hani bunu böyle düzgün bir şekilde bakalım ilgilenelim diye. Kompresör ayarlarını buradan kopya edebilirsiniz şöyle bakarak. Babalar bayağı çalıştı işte yani bak. Tekrar kapatıyorum. Çığırından çıktı. Tabii yani bu ben hani şöyle hemen çabuk çabuk koydum ama siz böyle ufak tefek ayarlarla filan bunları gayet iyi bir hale getirebilirsiniz. Evet. Bu haftaki video bu kadar. Uygulayın. Bu şeyleri de yorumlara da yazın abi. Hani yaptım oldu. Abi Allah razı olsun. Abi Allah belanı versin. Ne biçim trip lan bu? Ne biçim trik lan bu filan gibi. Altlara da yazabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Devam ediyoruz. Bak bu Akalın mevzusuyla ilgili ve Discord mevzusuyla ilgili söylediğim şeyleri kafaya yazın yani. Onlar önemli. Bakalım Discord'da ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz onu ayrıca. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Uygulayın, bakın, görün. Umarım sizin için de bana çalıştığı gibi çalışır bu trikler. Bir dahaki videoda görüşelim diyorum. Hoşça kalın.